Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil İman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an, elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ, ve mâ kunnâ linehtediye leûlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq, sallu ala rasûlina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala âli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İbn Hibban'ın El-Musnedus Sahih Al-Takasim Vel-Enva adlı müsnedinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Emirler kısmının 84. çeşidindeyiz. Çeşit başlığımız aynen şöyle. Lafzatu emrin, bir emir lafzı, bir şeyin, bir şeyi emreden bir lafız. Bilafzil mes'eleti, soru biçiminde. Soru biçiminde gelen bir emir. Muradu hasti'amaluhu ala sebilil i'tabi limurtakibi ziddihi. Amacı o emrin yerine getirilmesi ve aynı anda da zıddını yapanın şiddetli bir şekilde yerilmesi, azarlanması. Nevi başlığımız böyleydi. Birkaç hadis okumuştuk bu çeşitten. Devam ediyorum. Zikrul haberil musarrihi bimâna mâ eşerna ileyhi. Önceki hadiste geçen manayı tasrihen veren bir haber diyor. Önceki hadiste ne vardı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken atladığı bir ayetti. Kendisine haber veren birine bana hatırlatsaydın ya şeklindeki sorusu vardı. 1487 Akhberana Abdurrahman ibn Bahr ibn Muaz el-Bezzaz binasa. Abdurrahman bin Bahr bin Muaz el-Bezzaz Nesa'da bize haber verdi. Haddesena Hişam ibn Ammar'in bize Hişam bin Ammar anlattı. Haddesena Muhammed ibn Şuayb ibn Şabura bize Muhammed bin Şuayb bin Şabur anlattı. Haddesena Abdullah ibn Ala ibn Zebr'in bize Abdullah bin el-Ala bin Zebr anlattı. An Salim ibn Abdullah ibn Umar'a o da Salim bin Abdullah bin Ömer'den, an ebihi, o da babasından, yani Abdullah bin Ömer'den, ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, salla salaten, bir namaz kıldı. Feltubise aleyhi, o namazında bir tereddüte kapıldı. Veya bazı şeyleri karıştırdı, kıraatinde galiba. Felemme faraga, namazını tamamlayınca, قَالَ لِعُبَيِّنْ Übeyye döndü. Yani Übey bin Kâb'a döndü ve dedi ki اَشَهِدْتَ مَعَنَا Bizimle birlikte miydin namazda? قَالَ نَعَمْ Übey cevaben dedi ki evet. قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ Peki neden önümü açmadın demiş. Bizim Türkçe'de de var böyle önünü açmak. Neden önümü açmadın o zaman demiş Übey bin Kâb'a. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kıraatinde Hazreti Peygamber bir yerde takıldı ve takıldığı yerde ilerleyemeyince namazını tamamladı. Namazdan sonra Übey'i görmüş. Übey bin Kâb ki Kur'an hususunda Hazreti Peygamber'in çok iyi Kur'an bilir dediği dört sahabeden birisi Übey bin Kâb. Übey bin Kâb'ı görünce sen de namazda bizimle miydin demiş. O da evet dediğinde o zaman demiş فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَفْتَحَهَا عَلَيَّ Neden önümü açmadın diye sormuş. Bu okuduğumuz hadis de ne Buhari'de ne de Müslim'de yaranmış. Hadisle ilgili Elbani sahih notunu düşmüş. Peki sonraki hadise geçiyorum. ذِكْرُ الْاَمْرِ بِاِتْمَامِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ Birinci safı tamamlamayı emreden bir hadis. ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ Sonra ondan sonrakini. اِذْ اِسْتِعْمَالُ ذَٰلِكَ اِسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلَهُ Çünkü böyle yapmak, meleklerin yaptığının aynısını yapmak gibidir diyor İbn-i İbban. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَنَّى Bize Ahmet bin Ali bin el-Müsennâ haber verdi. اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ Bize İshak bin İbrahim el-Mervezi haber verdi. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ Bize Cerir anlattı. Anil Ameşi, o da El Ameş'ten. Anil Musayyib ibn Rafi'in, o da El Musayyib bin Rafi'den. An Temim ibn Tarafete, o da Temim bin Tarafeden. An Cabir ibn Semurete, o da Cabir bin Semure'den. Kale dedi ki,
Dakhala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mescide. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Fekale ve dedi ki: Ela tasuffuna, saf yapmaz mısınız? Kema tasufful melaiketu inde rabbihim. Melekler Rableri katında nasıl saf duruyorlarsa siz de safa durmaz mısınız dedi. Kalu dediler ki: Ya Resulallahi, ey Allah'ın elçisi. Ve keyfe tasufful melaiketu inde rabbihim. Melekler Rablerinin katında nasıl saf tutarlar ki? Kale buyurdu ki: Yutimmuna sufufel uvela. Onlar ilk safları tamamlarlar. Ve yeterasuna fis saffi. Ve safta hizaya girerler, hizaya geçerler, sıra sıra olurlar demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde. Bu nedenle ki ayette estaizu billah vassafati saffen ayetindeki saffat, saf saf olanların melekler olduğuna dair müfessirlerin kanaati vardır. Saf saf olanlar yani melekler. Bu okuduğumuz hadis Müslim'de 430 numara ile mevcut imiş. Bir sonraki hadise geçiyorum. Bu hadiste de ne vardı? Bir soru vardı. Meleklerin saf tuttuğu gibi saf tutmaz mısınız sorusu. İbn-i İbban diyor ki gelen bu sorunun amacı saf tutun. Melekler gibi hizaya geçin, ilk safları tamamlayın şeklinde bir emir. Soru biçiminde gelmiş. Ve amacı da böylesi yapmayanları yermek. Yani ilk safı bırakıp sıkışık olur diye geriye kalanlar yahut erken çıkabilmek için ilk saflardan geriye ötelenenleri yermek var bu sorunun içerisinde aynı zamanda. Bir sonraki hadis zikrul emri, emreden bir hadis lil mer'i kişiye zikrul emri lil mer'i ehlehu bi salatil leyli kişinin ailesine gece namazını emretmesine dair hadis 1489. Akhbarana Umar ibn Muhammed el-Hamdani. Bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Haddesena Abd ibn Humeyd. Bize Abd bin Humeyd anlattı. Haddesena Yaqub ibn İbrahim. Bize Yaqub bin İbrahim anlattı. An ebihi, o da babasından. An Salih ibn Kaysana, o da Salih bin Kaysan'dan. An ibn Şihab, o da ibn Şihab'tan. Kale dedi ki: Akhbarani Ali ibn al-Husayn, bana Ali bin el-Hüseyin anla haber verdi. Enne ebahu akhbarahu, ona da babası haber vermiş ki. Enne Ali ibn Abi Talib akhbarahu, ona da Ali bin Ebi Talib haber vermiş ki. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarakahu, bir gün kapısını çalmış. Kim anlatıyor? Ali bin Ebi Talib anlatıyor. Kerremallahu vece. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapımı çaldı. Fekale dedi ki: Ela tusalluna, namaz kılmaz mısınız? Fekultu dedim ki: Ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi. İnnemâ enfusuna biyedillahi. Canlarımız Allah'ın elinde değil mi? Feizâ şâ'e en yeba'fena, ba'fena. O dileseydi bizi kaldırırdı. Kaldırmayı dilediğinde bizi uyandırırdı ya Resulallah demiş Hazreti Ali. De anlatmaya devam ediyor. Diyor ki fensarafa, ben böyle deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çekip gitti. Fensarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hine kultu zalika ve lem yerci' ileyye şey'en, ve bana tek kelime cevap vermedi. Thumma semi'tuhu, sonra o giderken işittim. Ve huve yadribu biyedihi, eliyle dizine vuruyor ve şöyle diyordu: Ve kânel insânu ekthere şeyin cedelâ. İnsan ne kadar da çok cedel yapmayı seviyor, ne kadar da tartışmaya açıktır diye Cenab-ı Hak'tan gelen bu ayeti okumuş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine. Demek ki karşı taraftan gelen temelsiz, anlamsız ve cedele yönelik, yani ne diyelim, polemiğe yönelik bir durum ile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karşılaşınca cevap vermemeyi tercih etmiş. Çünkü o esnada onun o söylediği şey amaca hizmet eden bir şey değil. Kalkmak için yeterli tedbiri almamış. Yahut kalkmak için veya kalkamadıysa bile kusuru kendinde gören değil de
Allah beni kaldırmadı deyip müşriklerin, kafirlerin Allah dileseydi biz de eş koşmazdık demesi gibi kusuru Cenab-ı Hakk'a hamleden, Allah'ın kendisine verdiği ve kullanmak üzere, istimal etmek üzere verdiği donanımları kullanmayan ve bu nedenle de kusura düşen ve düştüğü kusurda dönüp Allah'a yamayan bir anlayış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali de bunun filizini dahi görünce ona cevap vermemeyi tercih etmiş. İlginç olan İbn-i İbban'ın bu hadise attığı başlıkta kişinin ailesine gece namazını emretmesi demiş. Şimdi İbn-i İbban demek ki bunun sabah namazı olduğunu düşünmüyor. Hadiste de zaten açık değil. İbn-i İbban'a göre attığı başlıktan anlıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece vakti Hazreti Ali'nin kapısını çaldı ve kalkın gece namazı kılın demek istedi. O da yar veya vakit teheccüd için, nafile bir namaz kılmaları için çaldı kapılarını. Kalkıp da bu gece namaza kalkmadınız mı dedi. Onlar da ya Resulallah kalkamadık Hazreti Ali demiş. Canlarımız zaten Allah'ın elinde, dileseydi kaldırırdı şeklinde böyle bakıyor olaya. Neden böyle bakıyor? Hazreti Ali'ye farz namazı kaçırmış olmayı yani onu düşünmek istemiyor herhalde. Sabah namazı olduğu genel İbn-i İbban'da geçti diye hatırlıyorum ben. Ben hatırlamıyorum. Daha da bir kez olsa daha... olsa ben demişimdir yani. Orada varsa kusur bana aittir. Var mıydı orada sabah namazı? Sabah namazı yine böyle. Yine böyledir muhtemelen. Değil. Yani İbn-i İbban böyle diyorsa başka yerde bu hadisin başka bir varyantında bunun sabah namazı olduğuna dair bir delil olmasa gerek. Peki, olsa, sabah namazı diye ben hatırlıyorum. Hocam, onu ben demişimdir. Sabah namazları gece namazı diye geçiyor. Şimdi yalnız İbn-i İbban'ın yaptığı yorumun da ayakları yere basmayan tarafları var. Şimdi gece namazıysa kaçırmamış demektir. Zaten gece. Hazreti Ali geldi, Hazreti Peygamber geldiğinde uyandırır. Ha tamam biz de gecikmişiz der, kalkar kılar. Burada kaçmış bir olay belli ya, güneş sahnesi var. Yani Hazreti Ali... kaçırmış, kaçırdığı için de bahane şey yapıyor. Ama yani. Allah Resulü de sabahleyin çalmaz kalkıyor. Yani kaçırmışlarsa zaten amaz. Yani olur mu? Ela tusalluna kalk namaz kısmadınız mı siz? Esas o zaman uyaralım. Zaten kalkmamışlar boş ver uyasınlar değil de. Mescitte görmedi demek ki. Zaten muhtemelen ve geldi. Kapıyı dayandı. Yani ama İbn-i o sefer etmezdi. Yok o sefer, o topluca olan bir şey. Bu bir ay uyandırmaya gidiyor ya Peygamber Efendimiz'e. Hmm. O olay var yani. Orada sabah namazı değil miydi? Bilemiyorum. Hadis böyle. İbn-i İbban'ın yaklaşımı da böyle. Ve İbn-i İbban bu hadisten "Ela tusalluna namaz kılmaz mısınız?" sorusunu gece namazına kalkın şeklinde bir emir ve kalkmayanlar açısından da bir i'tab, azar olarak, yergi olarak değerlendirmiş. İbn-i İbban'ın yaklaşımını ben takdir ediyorum hüsnü zan ile. Çünkü hadiste sabah namazına dair bir delil yok, açık değil. Hüsnü zan ile bunun nafile namaz olduğunu düşünüyor. Güzel bir düşünce. Buyur hocam. Yani halkında zaten teheccüde alıştırılması çok güzel bir şey. Tabi de öyle bir delil var. Ayette وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Nafile namaza aile halkını özendirmeyi Cenab-ı Hak ayette de emrediyor. Geceleyin kılan namaza. Bir şey de var hocam. Kur'an-ı Kerim'e göre sabah namazı diye bir namaz yok. Yani fecri kastediyoruz. Salatı fecr namazı. Hı-hı. Yani alacakaranlıkta olması lazım. Evet, evet. Biz bunu ailemizde hala oturtamadık. Yani mesela şimdi 6'ya 25 kadar bu sabah ezan okundu. Halbuki ben saati 5 çeyrek kaçıp bulmuştum. Kalkayım derken bir baktım. Abdest alırken ezan okunmaya başladı. Hala halkını kaldır falan 15-20 dakika sürüyor. Zaten yarım saat içinde hava aydınlanıyor, kuşluk vakti geliyor. Evet, biraz yani, daha. Hakikaten bir saat önceye kurmamız lazım saati ki ezan vaktinden önce hazırlanalım namaza yani. Evet. Hocam Suudi Arabistan'da cemaat de kılıyor değil mi? Bu Ramazan'da evin namazı. Evet. Son 10 günde. Son 10 günde cemaatle kılıyorlar, evet. Bu okuduğumuz... Bir şey okunuyor mu orada ikaz için? Yok. Namaza geçiliyor. Ama teravih o saatte değil. Okuduğumuz, bu son okuduğumuz hadis bu haliyle Buhari'de varmış. 1075 numarayla. Böylece neyi tamamladık? 84. çeşitte tamamlanmış olduğu emirler kısmının. Emirler kısmının 85. çeşidine gelmiş bulunuyoruz.
Çeşit başlığımız şöyle. El-nev'ul khamisu ve thamanun, 85. çeşit. El-emru bi şey'i, bir şeyi emreden hadis. Bir şeyi emreden. El-lezi kurine bi zikri nefyil ismi an zâlike şey. Adını vermeksizin bir şeyi emreden. Li-neqsihi yani kemal. Çünkü henüz tam olgunlaşmamış. O emredilen şey neyse, o tam olmadığı için, kemal mesabesinde olmadığı için ona adını vermeksizin, yani adını anmaksızın emrediyor, diyor İbn-i İbban. Veya adını nefy ediyor. Yani ona bu adı layık değil demek istiyor. Adı ona uygun görmüyor. Neden? Çünkü kamil olmadığı için. Ve aynı anda da aynı şeyi yapmayı tekrardan emrediyor. 1490 hadise bakalım. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَب۪ي مَعْشَرٍ Bize El-Hüseyin bin Muhammed bin Ebi Maşer haber verdi. Haddethena Muhammed ibn Beşşar'in, bize Muhammed bin Beşşar anlattı. Haddethena Yahya ibn Sa'id'in, bize Yahya bin Sa'id anlattı. Haddethena Ubeydullah ibn Umar'a, bize Ubeydullah bin Ömer anlattı. Haddetheni Sa'id ibn Ebi Sa'id'in, bize Sa'id bin Ebi Sa'id anlattı. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem dehalel mescide. Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi diyor. Fedehale raculun. Bir adam da girdi. Fasalla, namaz kılmaya başladı. Thumme ca'a fe celese. Sonra geldi ve oturdu Hazreti Peygamber'in yanına. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki: اِرْجِعْ فَصَلِّ Dön ve bir daha namaz kıl. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ Çünkü sen namaz kılmadın. Bak adını, yani ona namaz denmez demek istiyor. لَمْ تُصَلِّ O yaptığın şey salat değildi. Adını nefy ediyor. İbn-i İbban yukarıda nevi başlığında bir şeyi emrederken o şeye adını vermemek. Yani yapılan iş salata. O yaptığın salat değil, git tekrar et. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ Çünkü sen namaz kılmadın. Yani o kıldığın, yaptığın şeye salat denmez. Diyor ki Ebu Hureyre, hatta fe'ale zalike 3 merratin. Ta ki bu 3 kez tekrarlandı. Sahne çok güzel. Mescit boş. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber geldi diyor. Sonra bir adam geldi. Adam namaz kılıyor. Hazreti Peygamber oturuyor. Göz ucuyla adama bakıyor. Namazını inceliyor adamın. Sahne boş ama dedektifler, yani izleyenler, yani Ebu Hureyre bunu ne yapıyor? Yığınla insana aktarıyor. Meğer o sahnede yığınla göz var esasında. Şu gözler de şu anda o sahneye bakıyor. Hazreti Peygamber o esnada Arap Yarımadası'nda boş bir mescitte 3 kişiyle oturuyor ama o sahne bu tarafa doğru taşınmış. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ Namaz kılmadın demiş. حَتَّى فَعَلَ ذَٰلِكَ 3 مَرَّاتٍ Ta ki bunu 3 kez yapmışlar. فَقَالَ الرَّجُلُ Adam demiş ki, وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ Seni hak ile gönderene yemin ederim ki مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا Bundan başkasını bilmiyorum demiş. فَعَلِّمْنِي O zaman bana öğret, öğrettiğin gibi yapayım. فَقَالَ Dedi ki diyor, Hazreti Peygamber buyurmuş ki اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاتِ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاتِ Namaza kalktığında fekebbir, tekbir al. Vakra ma teyessere ma'ke minel Kur'an. Ve kolayına gelen, Kur'an'da ne, Kur'an'dan yanında ne varsa, hafızanda ne varsa, kolayına geleni oku. Thumma rka, sonra rükû et. Hatta tatma'inne râki'an. Ta ki rükûda tatmin olasın. Yani rükû halinde vücudun, organların sükûnet bulsun. Hareket sonlansın, dinginleşesin. ثُمَّ اَرْفَعْ Sonra kaldır. حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا Ta ki dimdik olasın, kıyam haline gelesin. Tam diklemeden bir daha dalma yani. ثُمَّ اَسْجُدْ Sonra secde et. حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا Ta ki secdede itminan olasın. Yani mafsalların sussun, hareket bitsin. Tatmin olasın. Secdede bir dönem kal anlamında. Demek ki adam secdeye varmasıyla kalkması bir oluyordu. Yahut rüküye gitmesiyle kalkması bir oluyordu ki Hazreti Peygamber özellikle rükuda daha fazla beklemesini, secdede daha fazla beklemesini. ثُمَّ اَرْفَعْ Sonra kalk. حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا
ta ki oturduğunda biraz tatmin olasın. Biz bunu biraz ihmal ediyoruz. İki secde arasındaki oturuşumuz da neredeyse salise durma bile yok. Hareket hiç bitmiyor yani. Vücut sarkıyor, sarktığı gibi bir daha hareket hiç durma gerçekleşmeden. Sahabenin şey vardı ya, kemikler yerine geçti. Çok güzel. Yani orada bir oturma gerçekleşecek. Hatta Subhanallah diyecek kadar da bir vakit geçsin diye öngörülüyor. Hatta tatmainne celisen. Ta oturduğunda biraz vakit geçsin. وَفَعَلْ ذَٰلِكَ ف۪ي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Ve bunu namazın, bütün namazında yap. Demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye. Anlaşılan o ki adam nasıl namaz kılınacağını biliyormuş esasında. Ancak namazında çok ivedi davrandığı için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu namazına namaz denemiş. Kale Ebu Hatim radıyallahu anh. Ebu Hatim diyor ki kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözü: "Vakra ma teyessere ma'ke minel Kur'ani." Yanında bulunan Kur'an'dan kolayına gelen bir tarafından oku demesi. "Yuridu bihi fatihatel kitabi." Bununla kitabın fatihasını kastediyor. Yani birileri derse ki ya hadiste işte bak Fatiha okuma geçmiyor. İşte ayakta dur, namaza başla, biraz Kur'an oku, rüküye git. Böyle tarif etmiş namazı diyecek olursa, İbn-i İban diyor ki o kolayına gelen Kur'an'dan oku dediği yer Fatiha'dır. Ve kavluhu, ve yine irci fesalli, dön ve namaz kıl, fe inneke lem tusalli, çünkü sen namaz kılmadın demesi, nefas salate an hazen musalli, bu namaz kılanın namazını nefyetti, namaz olarak saymadı. Lineqsihi, neden? Lineqsihi an hakikati ityani ma kana aleyhi min fardiha, çünkü yerine getirmesi gereken farzlarını tam olarak yerine getirmedi, noksan kaldı. La ennehu lem yusalli, yoksa namaz kılmadığı için değil, kıldı ama o namaz kamil olmadığı için, eksik olduğu için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz demedi. Felemme kana fi'luhu naqisan an halatil kemali, kemal halinden nakıs olunca yaptığı bu iş, nefe anhu'l isme bil kulliyeti, ismi ondan tümüyle nefyetti. Davranış eksik olunca ismi tümüyle aldı diyor Hazreti İbn Hibban, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davranışıyla alakalı olarak, sözüyle alakalı olarak. Hadis nerede var? Hadis Buhari'de 724 numara ile mevcut. İbn Hibban Fatiha'yı diğer hadislerden, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazı tarif eden diğer hadislerinde Fatiha geçiyor. Dolayısıyla onlara dayanarak, onlar ile tefsir etmiş bu hadisi. Yoksa hadiste geçmiyor açıkça. Hocam sadece Buhari'de olan tamamen Müslüman'da var değil mi? Bir hadis var, birbirlerine fazlalıkları var. O zaman ikisi de aynı kitap olurdu zaten. Müslüman'da fazla var da ben... Buhari'de de fazla var. Tabii. Müslüman'da almadığı var yani. Tabii. İkisinin ittifak ettikleri var. İkisinden biri birilerinden ayrı olarak aldıkları var. Geldik şimdi bir sonraki hadise. Zikrul beyani, açan bir hadis. Beyan eden. Beyennel mar'a, kişi için. يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ اِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ, bazı namazlarının yazılacağı, اِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخِرِ, yani eğer namazlarının bir kısmında kusur ederse, namazlarının yani oransal olarak yazılacağını gösteren hadis diyor. Diyelim ki 4 rekatlık namaz kıldı, 3 rekatı kabul edildi gibi. Veya 10 rekat kıldı, 5'i kabul edildi gibi. Başlıktan bunu anlıyorum. Zikrul beyani bi ennel mar'a yuktabu lehu ba'du salatihi idha kassara fil ba'dil ahiri. Diğerinde kusurlu davranırsa, kusurlu davranmadıklarının yazılacağı, diğerlerinin yazılmayacağını gösteren hadis diyor. 1491. Akberena Ebu Ya'la. Bize Ebu Ya'la haber verdi. Haddethena Ubeydullah ibn Umar el-Kavaririyyu. Bize Ubeydullah bin Ömer el-Kavaririyyu anlattı. Haddeten el-Kattanu, bize el-Kattan anlattı. An Ubeydillah ibni Umar'a, o da Ubeydullah bin Ömer'den. Kale, dedi ki, haddeteni Sa'idun el-Makburiyyu, bana Sa'id el-Makburi anlattı. An Umar ibni Ebi Bekir ibni Abdurrahman ibni el-Harith ibni Hişam'in, o da Ömer bin Ebi Bekir bin Abdurrahman bin el-Haris bin Hişam'dan. أن عمار بن ياسر
Evet, Haris bin Hişam anlatıyor. Diyor ki, Ammar bin Yasir sallâ rekâteyni, iki rekat namaz kıldı. Fehaffefehuma, onları çok hafif tuttu. Hafif namaz hadislerde kıraati az olan namaz, kısaca kılınan namazlar. Fekâl lehu Abdurrahman ibnül Harifi, Abdurrahman bin el-Haris ona dedi ki, Ya ebel yakazani, ey ebul yakazan, Ammar bin Yasir'in künyesi. Erâke kad haffeftehuma, bakıyorum çok hafif tuttun demiş Ammar'a. Fekâle, o da demiş ki, Ammar bin Yasir, inni bâdertu bihimel vesvâse. Ben bu iki rekat namaz ile vesvasın önüne geçmeye çalıştım. Hani vesvas bana yetişmeden namazı bitirdim demek istiyor. Vesvas kim? Bu قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Vesvese veren, yani şeytandan bahsediliyor. Şeytan yetişmeden, şeytan bana musallat olmadan ben çabucak bitirdim demiş Ammar bin Yasir namazını. وَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Hem ben Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken de işitmişimdir. اِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّ الصَّلَاةَ. Bir adam bir namaz kılar. وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا اِلَّا عُشْرُهَا. Ola ki o adama kıldığı namazından sadece onda biri vardır. اَوْ تُسْعُهَا yahut dokuzda biri. اَوْ ثُمُنُهَا yahut sekizde biri. اَوْ سُبْعُهَا yahut yedide biri. اَوْ سُدْسُهَا yahut altıda biri. Hatta ata ala al-adadi. Ravi diyor ki bunu sonuna kadar tamamladı. Yani o 6, 4, 5 sona kadar geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden Ammar bin Yasir böyle anlamış. Yani iki rekat kıldım ama tam kıldım. İkisi de bana aitti. Vesvas gelmeden işimi tamamladım. Demek istiyor ki böyle uzun kılıp diyelim ki 10 rekat, 2, 2, 2, 10 rekat. Tabi bunlar anlaşılıyor ki nafile namazlar bunlar. 10 rekat kılıp da işte dördünden sonra artık kendinden geçmiş, namazda mı değil mi haberi yok, zorluyor kendini. Böyle bir namaz kılınmasını pek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önermiyor. En azından Ammar hadisten bunu anlamış. Başka hadislerde de bu var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yoran, takatini aşan, zorlayan kimselerin namazlarını hiçbir şekilde beğenmemiş. Burada Hannas isim midir? Az mıdır? İsim mi? Vesvas. Hannas. Sinsi yani bizde işte sinsi ondan sonra vesvas alttan girdi. Vesvas vesvese veren tamam. Ama aldatan yani hannas, zaman altından suyu zaman altından su yürüten, kandıran tabii ona verilen sıfatlardan bir tanesi. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim dedi ki radıyallahu anh. Hâdâ isnadun. Yukarıdaki isnad hadisin isnadı. Yuhimu men lem yuhkim sına'atel ilmi ennehu munfasilun gayru muttasilin. Hadis ilmini bilmeyen bir adam bu senede baksa der ki bu kopuk, bu kesintili bir senet der. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ İbn-i İbban diyor ki ama öyle değil. İbn-i İbban'ın böyle yaklaşımı çok kitabında. Yani hadisi bilmeyenler, bu işin sanatından anlamayanlar böyle der, böyle anlar. Ama işin aslı öyle değil. Bakın ben size izah edeyim. Edası İbn-i İbban'da çok vardır. وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ Öyle değil. لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَب۪ي بَكْرٍ Çünkü Ömer bin Ebi Bekir. Şimdi neden bunu hadisi kopuk sanan sanabilir benim gibileri? Şundan dolayı. Çünkü Ammar'dan olayı anlatan kişi Ömer bin Ebu Bekir bin Abdurrahman bin El Haris bin Hişam. Yani ve bu kişi Ammar'dan anlatıyor. Halbuki arada babası Abdurrahman bin El Haris var. Arada babamdan demiyor. Doğrudan anlatıyor. Halbuki ya babasından anlatabilir bunu. Ya da doğrudan bu olaya tanık olması zor görünüyor. Bakalım İbn-i İbban ne diyor? لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَب۪ي بَكِرْ Çünkü Ömer bin Ebu Bekir سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ Bu haberi işitti. عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ Babası da değil. Dedesi Abdurrahman'dan işitti diyor. عَنْ عَمَّرِ بْنِ يَاسِرِ O da Ammar bin Yasir'den. عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرْ Ubeydullah bin Ömer'in söylediği şekliyle Ömer bu hadisi Abdurrahman'dan yani dedesinden işitti. La enne Umar ibn Abi Bekir lem yesma'hu min Ammar'in ala zahirihi. Yoksa hadisteki senede bakıp Ömer bu hadisi nasıl Ammar'dan rivayet ediyor diye kuşku duymayın.
Çünkü diyor Ubeydullah başka bir yerde bize bu hadisi Ömer'in aslında Abdurrahman'dan rivayet ettiğini haber veriyor. Dolayısıyla işi bilmeyenler, hadise vakıf olmayanlar buna bakıp bu hadis sabit değildir, bu hadis kesintilidir, senedi kopuktur diye, yani munkatidir diye hüküm edebilirler. Ama işin aslı öyle değil diyor İbn-i İbban. Hadis nerede varmış? Hadis Buhari ile ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili olarak Elbani sahih notunu düşmüş. Böylece bu nevi de bitirdik. Neviler çabuk çabuk bitiyor. Demek ki bu çeşit başlığı altına İbn-i İbban Hazreti Peygamber'in sünnetinde uygun daha başka hadis bulamamış. Geldik 86. çeşide. 110 çeşit tamamlandığında Hazreti Peygamber'in emirleri de tamamlanmış olacak. Ennevu sâdisu ve femenun. 86. çeşit. El-emru lezî kurine bi zikrin. Artık ama emirlerdeki doz zayıfladı. Doğrudan emirler geride kaldı. Herkesi her zaman her şekilde bağlayan emirler geride kaldı. Kadınlar sadece, erkekler sadece, onlar da geride kaldılar. Artık dolaylı, arizi, yandan yandan verilen emirler kaldı elimizde. Ennev'u s-sâdisu ve femenun. 86. çeşit. El-emru lezî kurine bi zikri adedin ma'lumin. Belirli bir sayı ile iliştirilmiş olarak verilen bir emir. Min gayri en yekuna el muradu min zikri zalikal adedi nefyen amma vera'ahu. Ama amaç o sayı ile sınırlamak değil. Yani o sayıdan ötesini kabul etmemek değil. Yani 3 yudum iç dediyse mesela, örnekliyorum. Yani 4. içemezsin anlamında değil. Böyle bir sayıya iliştirilmiş olarak gelen emirler, ancak oradaki sayı tahdit amaçlı değil. Sınırlamıyor. İbn-i İbban böyle diyor en azından. 1492. Şunu da söyleyelim. İbn-i İbban esasında hadislerde gelen ve bu tür sayılamaları, bu tür sayıları hiçbir zaman berisini, ötesini nefyeden anlamında kabul etmiyor. Mesela Bunyel İslamu ala hams. İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. İbn-i İbban diyor ki bu demek değildir ki 6.sı yoktur, 7.sı yoktur. Bu özetlemiş, hülasa etmiş. Kabaca dersek 5 demek. 6 da olur, 7 de olur. İslam'daki her emir üzerine İslam kurulmuştur. Kur'an'ın her emri üzerine İslam kurulmuştur. Dolayısıyla bunlar İbn-i İbban, Hazreti Peygamber 5 dediyse, bu bir sayı örnek vermek için. Başka bir yerde hemen hadis veriyor İbn-i İbban. Bak burada da 6 der. Burada da 7 tane sayıyor der. Dolayısıyla bizim zihnimizdeki o İslam 5 şey üzerine kuruldu, sanki bunların dışındakiler tali şeylerdir algısını İbn-i İbban kabul etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her şey İslam'ın şartı ve kendisidir. Reddedilirse kişi İslam'dan çıkmış olur. Şu günlerde bazıları çıkıyor diyor ki mesela işte tesettür emri efendim İslam'ın şartlarından değil. Diğerler hemen şöyle anlıyor. Ya şart değil. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Hani bizde şart değil kavramı var ya. Çünkü İslam'ın 5 şartının içinde sayılmıyor. Böyle bir olay yok. Allah'ın emrettiği her şeyi kabul etmek İslam'ın şartıdır. Bir kimse Allah'ın emrettiği bir şey kabul etmezse, hangi şey olursa olsun dinin anında dışına çıkmış olur. Dolayısıyla İbn-i İbban kitabın girişinde emirler kısmında hatırlarsanız Allah'ın emrettiği nas ile sabit olan her şey İslam'ın bir şartıdır. Hadisteki sayı ötesini nefyetmez. Yani 5 demesi 6, 7, 8'i yok, 9'u yok, 100'ü yok anlamına gelmez. Hadislerdeki bütün sayıları İbn-i İbban böyle görüyor. Diyor ki çünkü Araplar sayılayarak, sayı vererek örneklerler. Bu sadece bir örnek verme biçimidir. Boşboşu geldi hocam kurala. Hani 32 farz falan yerleşmiş diyor. Yok 54 farz falan. Hı-hı. Ben saydım diyor 80 üzerinde farz var. Siz sayacağınız belki 100 bulacaksınız falan. Evet. 1492. Akhbarana al-Fadl ibn al-Hubab al-Jumahiy bize al-Fadl bin al-Hubab al-Jumahiy haber verdi. Haddathana Muhammad ibn Kathir al-Abdi bize Muhammed bin Kesir el-Abdi anlattı. Akhbarana Sufyan al-Thawri bize Sufyan es-Sevri haber verdi. An Salama ibn Kuhayl o da Salama bin Kuhayl'den. An Hujjiyye ibn Adi o da Hujjiyye bin Adi'den. An Ali ibn Abi Talib, o da Ali ibn Abi Talib'den, kâle dedi ki, emrana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti ki, en nesteşrifel ayna vel udna, göze ve kulağa hürmet etmemizi, saygı göstermemizi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize emretti.
Bu ikisine yani saygı gösterilmesini emretti. İbn-i İbban ne demek istiyor? Yani göz ve kulağa Hazreti Peygamber saygı duyun dedi de kolun kola bildiğinizi yapın, ayağa bildiğinizi yapın demek istemiyor. Diğerlerini yok saymaz bu. Yaklaşım böyle İbn-i İbban'ın. Belki öncelemiş olabilir ama diğerlerinin anasını ağlatın anlamında değil. ذِكْرُ الْخِسَالِ اللَّتِي اِذَا كَانَتْ فِي الْاُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ اَنْ يُضَحَّى بِهَا. Yukarıda önceki okuduğum hadisin kaynağını söyleyeyim. Ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadis ile ilgili olarak Elbani'nin notu sahihmiş. Ayete uyuyor hocam. Göz gördüğünden, kulak işittiğinden hesaba çekileceksin. Tamam. ذِكْرُ الْخِسَالِ. Ona bakarsan ayakla ilgili ayetler de var. اَلَّتِ اِذَا كَانَتْ فِي الْاُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ اَنْ يُضَحَّى بِهَا. Yani ayak da kıymetsiz değil. İbn-i İbban da onu demek istiyor. Yani diğerleri önemsiz, ne bilirseniz onları öyle yapın. O anlamda değil. Ayaklar konuşturacak ya hocam. Evet. Vallahi zikir başlığını üçüncü kez okuyorum. Yine hiçbir şey anlamadım. ذِكْرُ الْخِسَالِ اَلَّتِ اِذَا كَانَتْ فِي الْاُضْحِيَّةِ. Kurbanlık hayvanlarda varsa, kurbanlık hayvanlarda olması gereken özellikler. Elleti öyle özellikler ki la yecuzu en yudahha biha. O özellikler varsa o hayvan kurban edilemez. Ha, olmaması gereken özellikler. Kurbanlık hayvanda olmaması gereken özellikler olduğu takdirde kurbanlık olması caiz olmayacak olan nitelikler. 1493. Akhbarana Abdullah ibn Muhammed ibn Selm, bize Abdullah bin Muhammed bin Selm haber verdi. Haddesena Harmale ibn Yahya, bize Harmale bin Yahya anlattı. Akhbarana ibn Vahb, bize İbn Vahb haber verdi. Akhbarani Amr ibn al-Harith, bize Amr bin al-Haris haber verdi. An Süleyman ibn Abdurrahman, o da Süleyman bin Abdurrahman'dan. An Ubeyd ibn Feyruze, o da Ubeyd bin Feyruz'dan. An el-Bara'i, o da el-Bara'dan. Kale dedi ki: Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. La yecuzu minad dahaya arbaun. Kurbanlıklarda şu dört şey caiz değildir. Şu dört hususun kurbanlıklarda bulunması caiz değildir. El avra'ul beyinu avruha. Şaşı, ama nasıl şaşı? Böyle dikkati çekiyor, belirgin. Belirgin bir şaşı hayvan. Vel arca'u, topal sendeliyor. El beyinu arcuha. O kadar ki dikkati çekiyor öyle hayvan. وَالْمَر۪يدَةُ hasta, ama nasıl? اَلْبَيِّنُ مَرْضُهَا, hasta, مَرَضُهَا, hastalığı çok belirgin. Dikkati çekiyor. Belirgin hastalığı bulunan hayvan kurban edilemez. وَالْعَجْفَاءُ ve çelimsiz hayvan. O kadar zayıf, o kadar zayıf ki. اَلَّتِي لَا تُنْقِي, kendi kendisini şey yapamıyor. Yani arındıramıyor. Hayvan hareket ederse temizlenir, kalkar, sürünür, ne yapar? Arınır. Ama o kadar çelimsiz ki artık kendisine bakamıyor. Pislik içerisinde. O hayvan da yine kurban etmeye uygun değildir diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Hadisle ilgili olarak Elbani sahih notunu düşüyor. İbn-i İbban'ın kanaatine bu dört tanesi sayılıyor ama bu dördü dışında hayvanda kurban edilmemeye yol açacak başka bir özellik de yoktur denemez. Olabilir diyor. Başka hadislerde bir beşinci özellik gelebilir diyor İbn-i İbban. Yahut Hazreti Peygamber'in anmayı unuttuğu ama siz hayvanda gördüğünüzde ya bu hayvan galiba kurban edilemez, şöyle bir kusuru var deyip bu kusurlara benzeştireceğiniz ve içinizin el vermeyeceği bir başka husus olabilir kanaatinde İbn-i İbban. Bu gelen dört sayısını sınır kabul etmiyor. Kurban satanlara bunları söylemek lazım. Böyle hayvanları kurban diye satmasın. Evet, ama alanlar daha çok dikkat etmeli. Çünkü satan ticaret yaptığı için ben diyor satıyorum. İster götür kurban et, ister götür etini ye. Hani halk arasında bir inanç var. Şu kurbanlar üzerine bilip tesadüf köprüsünden geçiyor ya. Bu dört özellikle de o kurban geçemez öbür tarafa. Evet. Kaldırmaz değil mi? Şaşırıldığı için yanlış ona göre. Halbuki Araplarda tam zıddı varmış. Kurbanlık hayvana dinilmez. Burada mı bineceğiz? Öbür tarafta da. Onlar bu kurbanlık hayvana binilmesi bir mesele olarak getiriyorlar. Yani mesela bir şeyi bağışladın mı artık? Ama
artık onu kullanamazsın yani. Yani veya şöyleymiş, en çok kullanıldığı yer, biri eğer cariyesini azat edip onunla evlenmeye kalkarsa işte kurbanlığına biniyor derlermiş. Yani azat ettin, yani artık özgürlüğünü bağışladın. Sonra kalkıp onunla evlenmeyi, işte bırak salıver gitsin ne diye evleniyorsun. Halbuki özgür iradesiyle evleniyor. Yani özgür olduktan sonra cariye evleniyor. Bunu ta cahiliye geleneğinde var bu. İşte kurbanına binmek olarak değerlendiriyorlarmış. Tabi buna sahabe de hala bu yargıyı devam ettirenler varmış. Hazreti Peygamber'in torunlarından birine işte demişler, sen niye böyle yapıyorsun, cariyenle evleniyorsun, yakışır mı bir Kureyşli'ye kurbanlığına binmek? Ya demiş, bu Kureyşli'ye yakışmıyorsa bunun içimizde en hayırlımız olan Allah'ın elçisi de yaptı. O da cariyesini azat edip onunla evlendi. Kale Ebu Hatim radıyallahu anh. Ebu Hatim radıyallahu anh dedi ki, hadel haberu an Malik'in. Bu haber, okuduğumuz hadis Malik'ten. An Amr ibn el-Harith, o da Amr bin el-Harith'ten. Ve akta'a fihi, böyle demekle diyor, hata etti. Liannehu askata Süleyman ibn Abdurrahman'i minel isnad. Çünkü senetten Süleyman bin Abdurrahman'ı düşürmüş oldu deyip İbn-i İbban bir senet bilgisi veriyor hadisin sonunda. Bir sonraki hadise geçiyorum. Zikrul haberil mudhidi. Kavle men za'ama enne Ubeyde ibn Feyruze lem yesma hadel habere minel berai. Yukarıda okuduğumuz hadisi Ubeyd bin Feyruz'un el-Bera'dan işitmediğini iddia edenlerin yanılgısını gösteren hadis diyor İbn-i İbban. 1494. Akhbarana Nadr ibn Muhammed ibn el-Mubaraki. Bize Nadr bin Muhammed bin el-Mubarak haber verdi. Haddetena Muhammed ibn Osman el-Acliyyu. Bize Muhammed bin Osman el-Icli anlattı. Haddetena Ubeydullah ibn Musa. Bize Ubeydullah bin Musa anlattı. An Şubete, o da Şubeden. An Süleyman ibn Abdurrahman. O da Süleyman bin Abdurrahman'dan. An Ubeyd ibn Feyruze. O da Ubeyd bin Feyruz'dan. Kale, dedi ki, Se'eltul Bera'a. Bera'ya sordum. Önceki hadiste nasıl geçiyordu? An Ubeyd ibn Feyruze anil Bera'i. Ubeyd bin Feyruz'dan, o da Bera'dan. Önceki senette an ile, dan ile vardı. O danları biraz hadisçiler zayıf sayıyorlar. Neye nazaran zayıf sayıyorlar? Sordum, bana şöyle söyledi, ondan şöyle duydum. İfade kalıplarına nazaran an ile gelen ondan, o da ondanı biraz zayıf sayıyorlar. Diyorlar ki demek bir şey var ki dandanayı kullanıyor. An ana dediğimiz. Önceki hadiste an ana var. Bazıları bu an anaya dayanarak Ubeyd bin Feyruz'un hadisi sahabi olan el-Bera'dan işitmemiş olabileceğini, arada kopukluk olabileceğini iddia etmişler. İbn-i İbban bu yeni hadisi veriyor. Bu yeni hadiste Ubeyd bin Feyruz şu kipi kullanmış. Se'eltul Bera ibn Azib'in. Bera bin Azib'e sordum. Dolayısıyla artık bağlantının sarih olduğu ortaya çıktı diyor İbn-i İbban. Mâ kerihe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minel udhiyyeti. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlıklarda neyi hoş görmedi diye sordum Bera'ya. Fakale, o da dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Erba'un, dört şey. La tecuzu fil adha, kurbanlıkta caiz değildir. El avra'u, şaşı olan, el beyinu avruha, şaşılığı belirgin olan şaşı. Vel arca, ul beyinu aracuha, ve sakatlığı veya aksaklığı belli olan topal. Vel maridatul beyinu maraduha, hastalığı belirgin olan hasta hayvan. Vel kesiru leti la tunqi, ve o bitkin hayvan ki arınamıyor. Kendisini temizleyemeyen çelimsiz hayvanda yine kurbanlıkta uygun değildir demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis yine Buhari ve Müslim'de bulunmamakta. Elbani hadisle ilgili sahih notunu düşmüş. Bir sonraki hadis, zikrul emri bi ahzil Kur'ani. Kur'an'ı almayı emreden hadis. An raculeyni minel muhacirine. Muhacirinden iki adamdan, ve raculeyni minel ensari, ve ensardan iki adamdan Kur'an'ı almayı emreden hadis.
Evet, hadisi okuyayım çünkü bölüm de bitecek hadisle birlikte. Hazreti Peygamber 1495 Akhbarana Hüseyin ibn Muhammed ibn Mevdud bi Harrana. Bize Hüseyin bin Muhammed bin Mevdud Harran'da haber verdi. Haddetena Muhammed ibn Selemete. Bize Muhammed bin Seleme anlattı. An Ebi Abdirrahim'i, o da Ebu Abdirrahim'den. An Zeyd ibn Ebi Uneyse'te, o da Zeyd bin Ebi Uneyse'den. An Talhata ibn Musarrif'in, o da Talha bin Musarrif'ten. An Mesruk ibn el-Ecda'i, o da Mesruk bin el-Ecda'dan. Kale demiş ki, Semi'tu Abdullah ibn Amr'in yekulu. Abdullah bin Amr'ı şöyle derken işittim. Lem ezel uhibbu Abdullah ibn Mes'udin. Ben hala Abdullah bin Mes'ud'u çok seviyorum. Mundu semi'tu nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle dediğini işittiğimden beridir. Hala Abdullah bin Mes'ud'u çok seviyorum demiş kim? Abdullah bin Amr. O da sahabi. Ne demiş Hazreti Peygamber de Abdullah bin Amr o günden beri Abdullah bin Mes'ud'u çok seviyormuş. Demiş ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkra'ul Kur'ane, Kur'an'ı okuyun min erba'atin, şu dört kişiden. Abdullah ibn Mes'ud'in, Abdullah bin Mes'ud'dan ve Salim'in Mevla Ebi Hüzeyfe'te ve Salim Mevla Ebi Hüzeyfe'den ve Muaz ibn Cebel'in ve Muaz bin Cebel'den ve Ubey ibn Ka'b'in ve Ubey bin Ka'b'dan. Demin okuduğumuz bir hadiste Hazreti Peygamber'in önümü açsaydın ya dediği Ubey bin Ka'b'dan. İbn-i İban ne diyor? Hazreti Peygamber bu dört kişiyi dedi diye bir beşincisinden Kur'an'ı almayın demek istemiyor. Yani dördünü andı. İleri gelenler bunlar. Ama diğerlerinden almayın, sadece Kur'an bunlardan alınır anlamında değildir diye sayı ile gelen ifadeyi tahdit olarak kabul etmiyor. Sınırlama olarak kabul etmiyor. Okuduğumuz hadis Buhari'de 3548 numarayla mevcut. Akulu kavli hâzâ ve estagfirullâhel azîme lî ve lekum ve lisâirin müminîn. Rabbena la tuâkhidna in nesînâ ve akhtâ'nâ. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tahammilna mâ la taqata lenâ bih. Ve'fu annâ ve ighfir lenâ ve erhamnâ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.